Hüseyin Likoğlu Çaycıya çorbacıya o hal, kriptoya iyi hal. FETÖ ile mücadele için 15 Temmuz darbe ve ihanet girişiminden 5 gün sonra ilan edilen o halin uzatılıp uzatılmaması en önemli gündem maddelerimiz arasına girdi. 24 Haziran seçimleri öncesi MHP hariç tüm partilerin vaatleri arasında yer alıyordu o hal. Seçimden sonra da o halin uzatılması gerektiğini ilk dile getiren yine MHP oldu. MHP ile AK Parti arasında devam eden görüşmelerde o halinde konuşulduğu belirtiliyor. FETÖ ile mücadelede başından beri yöntem hatası olduğunu hep dile getirdim. İki örnekle bu yöntem hatasına tekrar vurgu yapmak istiyorum. FETÖ ile mücadele tabandan tavana değil, tavandan tabana yönelik yapılsaydı çok daha etkili sonuç alınırdı. Birinci örnek Baylok. 105 bin kişilik baylok kullanıcısı tespit edildi. Savcılıklara gönderildi. Operasyonlar başladı. Soruşturmalar yapıldı. Çeşitli cezalar verildi. Peki bu 105 bin kişi bir tasnife tabi tutuldu mu? Mesela 105 bin kişi için en çok baylak kullanan, en çok mesaj atan, en uzun süre bulunduran gibi yöntemlerle bir sıralama yapıldı mı? Yapılmadı. Eğer yapılsaydı, Mor Bey'in tuzağına düşmezdik. Böyle bir sıralama yapılsaydı, yani en fazla mesaj atan, en uzun süre baylok kullanan FETÖ'cüler Operasyonlara başlasaydık sıra Mor Beyin kullanıcılarına gelmeyecekti. Çünkü Mor Beyin kullanıcıları sıralamanın altında kalacaklardı. İkinci örnek, dijital materyaller. 15 Temmuz sonrası milyonlarca dijital materyal cep telefonu, tablet vesaire elde edildi. Bunların incelenmesini bir tasife tabi tuttuk mu? Ne yazık ki ortaya çıkan sonuçlar bu konuda da bir tasnif yapmadığımızı gösteriyor. Darbe girişiminin yönetildiği akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz ve Hakan Çiçeğin cep telefonları ve tabletleri ile ilgili yapılan incelemeler sonuçlanmış. Bu şahısların o gece Amerika'da bulunan Elebaşı Fethullah Gülen ve yanındakilerle konuştukları tespit edilmiş. Bu kadar kritik isimlerin dijital materyallerinin incelenmesi 2 yıl mı sürdü? Yoksa 2 yıl sonra mı onların cep telefonu ve tabletlerine sana geldi? Konumuz bu eksikleri dile getirmek değil. Asıl konuya geçmek istiyorum. Asıl konumuz o hal. Yukarıda anlattığım sebeplerle mücadele yöntemi hatalıydı. Yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru mücadele yöntemini tercih ettik. Bu mücadele yöntemi nedeniyle öncelikle FETÖ'nün asalaklarını operasyon yaptık. O halin iki yılını bu asalaklarla mücadele için harcadık. Yani çaycıyı, çormacıyı, sıvacıyı yakaladık. Yukarı çıktıkça yavaş yavaş asıl kadroya doğru yaklaştık. Yeni yeni krip dolar ortaya çıkıyor. Vay canına diyeceğimiz isimlere yaklaşılıyor. İşte böyle bir ortamda o hal kaldırılmak isteniyor. FETÖ'nün asıl örgüt yöneticilerine yaklaştığımız bir dönemde mücadeleyi o halsiz yapacağız. Bunu bir kez daha düşünün bir kripto gözaltına alındığında en iyi ihtimalle 15 günden önce konuşmuyor. Ama biz o hali kaldırıp 4 günlük gözaltı süresiyle kriptoları mahkemeye sevk edeceğiz. Fetullahçı çete o halsiz döneme fevkalade hazırlıklı. Ama bizim hazırlıklı olduğumuzu hiç düşünmüyorum. Fetullahçı teröristler o hal kalkınca ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Ama biz ne yapacağımızı bildiğimizden emin değilim. Bir de zamanlama önemli. Yeni sistem hayata geçiriliyor. Muhtemelen 9 veya 10 Temmuz'da hükümet şekillenecek. Bakanlar daha koltuklarına oturmadan OHAL kaldırılacak ve FETÖ senaryosunu devreye sokacak. Son günlerde OHAL kalkacak ama bazı yasal düzenlemeler yapılacak deniliyor. Ancak yasal düzenlemeler en yakın ne zaman çıkarılabilir? 2019 öncesi mümkün görünmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı henüz Türkiye'de seçimleri kazananları tebrik etmeden yeni hükümetten o hali kaldırmasını bekliyoruz diye açıklamalar geliyor. Yeni hükümete biz Fethullah Gülen'i vermeyeceğiz diye mesaj gönderiyor. Bizim de ABD'ye şunu çok net söylememiz lazım. Ey Amerika! Besledin Fethullah Gülen etkisiz hale getirilmeden o hal bir şekilde devam edecek. Bunu öyle bir güçlü söylemeliyiz ki ABD'li yetkililer bir daha o halin olsunu bile ağızlarına almasın. Fetullahçı terör örgütüyle mücadelenin en çetin dönemine hatta finaline geldik diyebiliriz. ABD, elebaşı Gülen ve orada yaşayan diğer terörist yöneticileri vermeden, Avrupa ülkeleri besledikleri Fetullahçı teröristleri kapı dışarı etmeden, Türkiye'de yeni sistem oturmadan, en önemlisi sözü edilen yasal düzenlemeler hayata geçirilmeden o halin kaldırılması FETÖ'nün zaferi olur. FETÖ'nün çaycısı çorbacısıyla o hal döneminde zor mücadele ettik, kriptolarıyla iyi hal döneminde hiç mücadele edemeyiz.